Ülkelerle ama ortak mesajı verdiler. Amerika Birleşik Devletleri bu kaosu bilerek kasti bir biçimde çıkardı. İstese çok daha farklı bir yöntem izleyebilirdi. Ama kasti olarak bu yöntemi izledi diyorlar. Siz ne dersiniz? Aynı görüşte değilim. Ben biraz farklı düşünüyorum. Bu arada şunu söyleyeyim. Beni de hatırladığınız için teşekkür ediyorum. Yani ama şu ana kadar dinlemiş olduklarım da netice itibariyle inanamayacağınız kadar önemli ve de bilgi dolu, içerisi fevkalade ciddi şekilde de dikkate alınması gereken hususlardır. Fevkalade öğretici ve bu manada kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Ben niye hemfikir olmadığımı da şöyle çok kısaca anlatmaya çalışayım. Uzatmayacağım meseleyi. Şimdi her şeyden evvel bakın bir hatırlatma ile işe başlayayım. Jimmy Carter başkan, onun yeni yapmış olduğu bir açıklama var. Bu Afganistan meselesi falan da işte ortaya çıktığında diyor ki şu Çin'le diyor bir tek bir ne alıp veremediğimizi diyor bugüne kadar bilmiyorum. Devamlı olarak Çin, Çin, Çin diye ortaya çıktık. Çin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir tek savaşa girmemiştir. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyanın her tarafında savaşmaktadır. Yani başka bir deyişle Amerika Birleşik Devletleri'nin temel felsefesi önce ben, ya Rab ben ve benden sonra diğerleri şeklinde ortaya çıkar. Bunu da bir başat güç olarak neokon felsefeyle açıklarlar efendim. Neokon felsefe biliyorsunuz 1935 yılında New York City Koleji'nde 35 tane Yahudi profesör ve öğretim görevlisi tarafından ortaya atılmıştır. Bunun da Reagan ilk tatbikatını yapmıştır. Bush zamanında da bu daha derinleştirerek gidilmiştir. Şimdi bu neokon felsefeyi teferruatına girmeyeceğim. Sadece hatırlatma babında şu kadarını söylemekle iktifa ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları vardır. Bu çıkarlar dünyadaki herhangi bir ülkenin çıkarının önünde gelir. Bunlara riayet etmeyeni kontrol altına almak, susturmak ve bunlara biat ettirecek şekilde onu köşeye sıkıştırmak da Amerika Birleşik Devletleri'nin görevidir. Bunu silahlı kuvvetleriyle yapar ve silahlı kuvvetlerin de gücü buna yeterlidir. Daha da güçlendirilmek noktasına doğru da silahlı kuvvetleri evrilmiş olacaktır. Dolayısıyla der ve devam eder. Yani başka bir deyişle sizin neokon felsefe diye adlandırdığınız şey Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada tek güç olarak her istediğini yapabilme noktasında bulunduğunun ifadesidir efendim. Bugün aslında 21. yüzyılda bundan uzaklaşılmıştır. Bugün dünya çok kutuplu veya çok merkezli bir dünyaya evriliyor ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomik açıdan da olmak üzere unutmayın Bretton Woods sisteme giderek çökmeye başladı. Yeni para sistemleri, rezervler vesaire pek çok şeyler olabiliyor. Amerika geriliyor. Amerika gerilediği ölçüde de neokon felsefeyle ortaya konulmuş olan bu durumu idame ettirebilecek, sürdürebilecek bir konumdan çıkıyor. Buradan çıktığı ölçüde de iki şey ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Amerika Monroe doktrini gibi değil. 19. yüzyılda yani kendi içine kapanmıyor. Fakat netice itibariyle dünyadan da elini ayağını çekmek suretiyle sonuç itibariyle de kendi kabuğu içinde daha güçlenecek şekilde neler yapılabilir bunun hesabı içine giriyor. Bunu Trump da söyledi, Biden da söyledi. Mighty Amerika, güçlü Amerika bunu tekrar ihya edeceğiz, geri döneceğiz şeklinde bir ifade var. Onlar dahi Amerika'nın güçsüzleştiğinin kabulü içine girmiş bulunmaktadırlar. Şimdi Afgan meselesine baktığınız zaman aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin burada bir kaos çıkarmak menfaatine değildir. Bakın burada en büyük yatırımcı Çin'dir. Bugüne kadar da başta madenler ve yeraltı kaynakları olmak üzere genel anlamda Çin burada bir numaralı yatırımcı olarak ortaya çıkmış durumdadır. Bunun yanında Rusya, evet Sovyetler Birliği döneminde mağlup oldu, çekildi vesaire. Ama netice itibariyle bugünkü koşullarda baktığınız zaman sıcak denize, Hint Okyanusu'na iniş açısından değerlendirdiğinizde Rusya'nın da burada çok ciddi menfaati vardır.
Dolayısıyla Sayın Özülker, lütfen sözünüzü unutmayın. Reklama gideceğiz. Reklamdan sonra sizinle uzun uzun devam edeceğiz. Başka sorularım da olacak. Kısa bir ara veriyoruz. Özülker'de kalmıştı söz. Sayın Özülker ise hayır, kasti bir kaos olduğunu inanmıyorum. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin işine yaramaz demişti. Çin ve Rusya'nın pozisyonlarına dikkat çekiyordun Sayın Özülker. Devam edin lütfen. Evet. Efendim, şu hatırlatmayı da yaparak belki devam etmekte. Gene uzatmayacağım, kısa keseceğim. Ama şu hatırlatmayı da dikkate almakta mutlak ihtiyaç var. Şimdi Doha'da Amerika Birleşik Devletleri bunları 6 ay evvel aşağı yukarı Taliban'la karşı karşıya geldi. Ve bir protokol imzaladılar. Bu imzalanmış olan protokolun içinde birçok madde var ama 3 tanesi özellikle çok dikkat çekici. Birincisi Taliban'a biz saldırdığımız yani buradan ben tahliye 11 Eylül'e kadar tahliye edeceğiz ama o tarihe kadar sen bize saldırmayacaksın ve herhangi bir zarar vermeyeceksin. Bu taahhüt altına giriyor Taliban. İkinci taahhüdü olarak Amerika'nın Afganistan'a uygulanmakta olan ambargoların kaldırılması için harekete geçeceğim diyor. Bunu hem Amerika'ya ikili planda hem de aynı zamanda Birleşmiş Milletler marifetiyle bunu yapmak peşine düşeceğim diyor. Bunu da. Ama üçüncü bir madde daha var. Bu da çok önemli. Taliban'ın da bu bir başarısıdır. Diyor ki bu Taliban'da Afganistan'daki bütün yabancı güçlerin çekilmesi noktasında Amerika Birleşik Devletleri de bana söz vermek durumundadır. Unutmayın ki Doha görüşmelerinden sonra İstanbul'da bir toplantı yapılması için karar verildi. Ve tarih belirlendi. Evet, gelmedi. Taliban gelmedi. Niye gelmedi? Çünkü Türk askeri de bu bütün içinde buradan ayrılmak mecburiyetindedir. Karar da böyledir şeklinde ortaya koydu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri herhangi bir kaos yaratmak peşinde olabilmiş olsaydı bu şekilde davranmazdı. Yani Taliban'la bir uzlaşı içine girerek onu bir şekilde ikna etmek suretiyle orada bir barışçıl çözüme götürme olasılığını işleyecek bir tutum içine girmezdi. Onu başka şekilde yapardı. Peki buradaki esas itibariyle sorunun temeli nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nin A'dan Z'ye, Z'den A'ya yanlış hesabıdır efendim. Şimdi ama biraz evvel Uluç Bey, ben bir şey sormak isterim. Biden'ın da söylediği gibi onların beklentisi Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilme işaretlerinin daha da belirginleştirmesiyle beraber merkezi hükümet güçleriyle çatışmanın olacağı. Zaten Amerikan istihbarat raporları birkaç senaryo üzerine çalışıyor. Onlardan bir tanesi de Taliban'ın hızlı ilerleyişi karşısında Afgan merkezi hükümet güçleriyle çatışma, yani bir iç savaşın başlangıcını öngörüyorlar zaten. Yani o olacak varsayıyorlardı. Evet, beklemedikleri şey bir anda hükümet kanadının, yani hükümete bağlı güçlerin çekilmesi oldu. Onları şaşırtan da bu oldu. O anlamda. Çok sevgili Nedim'ciğim. Esas itibariyle Doha mutabakatında bu hususta da hüküm var. Çok net bir biçimde burada merkezi hükümetle Taliban'ı bir araya getirip buradan bir milli birlik hükümete çıkarmak hedefiyle yola çıkıyorum diyor. Çatışma noktasında değil. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin en son almış olduğu kararda, Rusya ve Çin'in de katıldığı kararda da yine ateşkes olacak ve burada birlikte yapacak. Peki Uluç Bey, ben Uluç bitireyim Bey. Müsaade et. Bir dakika ondan evet. Sonra. Bir dakika bitireyim çünkü kendi mantığımı da bir yere götürmek istiyorum. Evet. Şimdi her halükarda Birleşmiş Milletler'de de mesela fevkalade büyük bir hatadır bu alınmış olan karar. Çünkü burada ateşkes zaten yapılmış vaziyette. Taliban kazanmış. Herhangi bir şekilde çatışmalar ortadan kalkmış. Öbür tarafta 300 bin asker derken 300 tane asker var mıydı? O dahi belli değil. Dolayısıyla bu koşullarda bir çatışma ortamı da yok. O zaman ne diyor? Ateşkes ilan et. Neyin ateşkesi? Zaten ilan edildi. Bunun ötesinde gidip diyor ki gene Kabil hükümetiyle Taliban bir araya gelecekler ve buradan bir milli birlik hükümeti çıkarılacaktır ve böylece Afganistan huzura kavuşacaktır diyor Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı. Şimdi normal şartlarda Taliban'ın topyekün hakim pozisyona geçtiği bir ortamda hala
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bu karar çıkarılabiliyor. Amerika burada neden yanlış hesap yaptı? Benim şahsi görüşüm. Kendisi esas Biden'ın bu söylediği de çok önemli. Diyor ki ben neyin nereye gideceğini başka türlü hesaplıyordum başında. Bunun öyle bu kadar çabuk biteceğini, Taliban'ın bu kadar süratle ilerleyeceğini, diğer tarafta Afgan ordusunun bu kadar çabuk çökeceğini düşünmedim ben. Yıl sonu diye hesaplıyorduk biz çoğumuz, fikir birliğine vardık evet. Diyor. Evet. Ve daha da ileri gideyim ben size. Burada bu kadar kötü bir istihbarat olabilir mi? Mesela 36.800 kişilik bir birliğin, bunlar taburlar halinde olan birlik, bu kadar 36.800 kişi için Amerika Birleşik Devletleri'nden doğrudan doğruya her ay ödenek almışlar. Bu 36.800 kişilik birlik yok efendim. Böyle bir şey yok. Yine aynı şekilde bir örnek vereyim. Sizin Amerika Birleşik Devletleri'nin mutlak şekilde de desteğine haiz olan Cumhurbaşkanı Gani kaçtı zaten. Kaçarken Rus Büyükelçiliği'nin Kabil'deki sözcüsünün yaptığı açıklama. Diyor ki 4 araba dolusu para götürüldü. Bunlardan yüklenebilenler yüklenildi helikoptere. 169 milyon dolar deniyor. 169 milyon kaçırılabilen. Orada 4 arabayla götürülen 300 milyon dolarlardan bahsediyorlar. Yani orada tefessü etmiş bir yönetim ve en ufak bir şekilde halk indinde bir ağırlığı olamayan bir yönetim. Şimdi bir diğer husus da şudur. Afganistan bir millet değildir efendim. Aşirettir ve bu aşiretler içinde de warlord dediğimiz savaş lordları vardır. Savaş lordları kimin arkasında durursa, hangi talimat verirse o şekilde hareket edilir. Bugün sizin ulusal veya işte Kabil ordusu diye düşündüğünüz, hiçbir zaman 300 bin olmadığı kesin olan bu ordunun esas itibariyle çok büyük bir kısmı hem Taliban'ın verdiği paralarla sivile dönün kaçın diyerek verdiği paralarla gönderdiği, hem de savaş lordlarının işine gelmediği için geri çekme kararı alarak savaşa sürmedmesi neticesinde burada kaçan insanlardır. Ve unutmayın ki bunlar Amerika Birleşik Devletleri tarafından, bizzat Biden tarafından 300 bin tane burada muharip güç vardır diyebilecek kadar yanlış içine girilmesini önünü açabilmektedir. Şimdi dolayısıyla Amerika burada A'dan Z'ye, Z'den A'ya, Afganistan'a, Çin ve Rusya'ya teslim etmiştir efendim mevcut koşullar altında. Ama gene aynı şekilde Abdülgani diye onların bir şeyi var. Geçen hafta 4 isimden bir tanesi en önde gelen bir basın toplantısı yaptı ve söylediği şey şu: Amerika'ya küsmedik. Amerika ile işbirliğimizi devam ettirmeyi ve onun da bize yardım etmesini bekliyoruz dedi. Yani Taliban da bütün Amerika'nın bu yaptıklarına karşı bir şekilde izole kalmamak ve dünyada bundan sonra, çünkü açlık da var, her şey de var. Unutmayın yani bu ülke dışarıya topyekun kapandığı takdirde perişan olacaktır. Onun için dünyayla ben 20 yıl evvelki Taliban değilim, barış içinde gidelim politikasında bir imaj değişimi yaratmak için dezenformasyon da olsa böyle bir politikaya yönelmiş bulunmaktadır. Bunun içinde Amerika Birleşik Devletleri de var ve Amerika diyor ki evet biz de onları bu şekilde kontrol edip devam edeceğiz. NATO'da Stoltenberg açıklama yaptı. Aynı şekilde hiç kimse bugün Taliban'ı kınamadı ama hiç kimse de onu tanımak cihetine de gitmedi. Bir zaman kazanmak için burada hepsi bulunuyorlar ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bir tutumu daha var. Bunu asker yoluyla falan halledemeyeceğimizde net bir biçimde gördük. O zaman ne olacak? Baskıyı arttırmak suretiyle diplomatik ve siyasi alanda gereğini yapıp sonuç almaya çalışacağız. Bunun da birinci adımı ne oldu? IMF'den alabildiği bir takım paralar vardı Afganistan'ın. Amerika'nın verdiği nakdi yardımlar vardı. Hepsini durdurdular efendim. Bugün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri bütün bu yardımların önünü kesmiş durumdadır. Yani başka bir deyişle Amerika'nın
Afganistan'dan çıktığını iddia etmek de doğru değildir bence. Orada istihbaratıyla veya onu kontrol ederek bunu Çin'in ve Rusya'nın doğrudan doğruya kucağına bırakamaz. Şimdi bütün bunları alt alta ben yazdığım zaman, Türkiye meselesi ayrı bir konu tabii, onu bir kenara yazıp bırakmak lazım. Ben şahsen kaos yaratmak değil, böyle gittiği her yerde kendine biat ettirme politikasıyla uğraştığı bir ortamda Afganistan'ı bu şekliyle bir mağlubiyet olarak takdim etmemek babında bir takım dezenformasyon olacak şekilde onlarda bir takım propagandalar yapmakta veya ifadeler kullanmaktadır diye düşünmekteyim. Kaosu yaratamaz. Zaten burada kaos var. Neden? Uzatmadan iki şeyi de hatırlatarak bitireceğim. Birincisi, bakın, Afganistan bugün Amerika istese de istemese de, Taliban hakim pozisyona geçmiş olsa da olmasa da yeni bir iç savaşa doğru evrilmeye başlamıştır. Biz de onu söylüyoruz Büyükelçim. Efendim? Yani efendim? Bu bir iç savaştır ve bu iç savaş bu bırakılan silahlarla başlayacak. Elbette. Hiç kuşkunuz olmasın. Hiç kuşkunuz olmasın. Bakın, kuzeyde en basit şekliyle bugün şimdi şehrin ismi aklında değil, orada ayaklanma meydana geldi ve Kabil hükümeti yok artık ama karşı güçler Taliban'a 3 ilçeyi geri aldılar. Yine aynı şekilde. Peynşir'deki direnişi mi söylüyorsunuz Sayın Özülker? Hayır hayır. Kuzeyde başladı bu defa. Yani öbür ayrı. Mesud'un yürüttüğü şey bugün Afganistan çapında bir ayaklanma demeyeyim ama şu anda huzursuzluğu ve sokağa dökülmeye başlamasını halkın beraberinde getiriyor. Ve her geçen gün büyüyecek bu. Ama bu kuzeyde bu defa oldu. Yani dostumuz esas itibariyle orada Türkmenler, Özbekler, Tacikler vesaire yaşadıkları kuzey bölgesi itibariyle. Raşit Dost'un kuzey itibarını başlatacağını açıklamıştı. Ama Mezar-ı Şerif değil bu. Orada bir ismi vardı, şimdi tam aklımda değil. Kunduz. Orada 3 ilçe geri alındı. Kunduz. Ve bu arada Dost'un ve aynı zamanda Tacik lideri bir araya geldiler. Her ikisi yeniden organize oluyoruz. Buraları geçmişte de olduğu gibi geri alacağız. Yola çıkıyoruz biz burada. Ve bu hazırlıklarla meşgul şeklinde bir açıklama yaptılar. Evet. Yine aynı şekilde burada Kabil'in kuzeybatısına baktığınız zaman Azara bölgesi var. Azara ve oradaki Azaralar da çok önemli bir aşirettir esas itibariyle. Sayıca da fazladırlar. Bunlar da yarı Türkmendir diyelim, tam Türkmen değil. Bunlar da daha işgal edilebilmiş değildir. Taliban burada da herhangi bir şey yapamadı. Dolayısıyla buralarda yeni bir iç savaşın habercisi olabilecek adımlar atılmaktadır. Evet. Amerika Birleşik Devletleri kaos dediğiniz zaman bunu herhalde teşvik ve tahrik eden değil. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Çok kısaca söyleyeceğim bunu da. Bakın, ben o 1109, 1109 rakamı ile ilgili olarak, yani ben orada Nedim'e biraz daha fazla hak vermekteyim. Neden biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri, evet orada halkı saldırıyor vesaire. Ben bir kere bizim uçakla onu kesinlikle karşı karşıya koyup mukayese etmem. Sebep çok basit. O uçağın peşinde koşanlar Amerika Birleşik Devletleri'ne hizmet verip canlarıyla ödeyeceklerini bilenlerdi. Yani bugün Taliban ev ev dolaşıp bunların hepsini aramaya başlamıştır. Bütün gelen haberlere bakın şeyden, Afganistan'dan tek tek ellerindeki listelerde ev ev dolaşıyorlar. Bu adamlar Amerika Birleşik Devletleri'ne kurtar beni, sana çalıştık, kurtar beni diyorlar. Halbuki orada 324 tane Türk'ün buradan oradan ayrılışını sağlamış olan oradaki askerlerimiz ve o uçak netice itibariyle sadece Türklerden müteşekkildi. Bir de oradaki önde gelen Afganları da kaçırdık birkaç tanesini. Onlardan bir tanesi de Sayın Hikmet Çetin'e telefon etmiş. Oradan çok iyi tanıdığı arkadaşı olarak. Ya kurtarın bizi. Bizim kafamız gitmek üzere burada dediği için Büyükelçiliğe ve askerlerimize telefonla Akar Paşa marifetiyle ulaşılarak onlar da uçakla kaçırılmıştır.
İkisi arasında bir mukayese yapılması mümkün değil. Ama şunu da söyleyeyim. Amerikalılar her saat başı bir uçak kaldırdı. Biz bir tane uçak kaldırdık. Ve bu arkasından da gelir inşallah. Oradaki diğer vatandaşlarımızı falan da kurtarabiliriz. İkinci uçak da geldi. Evet. Ama bunun ötesinde Amerika'nın oradan kaçırmak için organize ettiği fevkalade yanlış ve kötü bir organizasyondu. Hiç itirazım yok. Ama netice itibariyle saat başı kalkan uçaklardan bahsediyoruz. Bizim uçakla ilgili bir de gene hatırlatma babında, kamuoyumuzu da hatırlatma babında söyleyeyim. Orada aslında çok ilginç, bizim uçak kalktığı zaman gidememiştir o da. Birkaç saat beklemiş. 5 saat beklemiş yolcuların ifadesine göre. Evet, pistte bekletildi. Çünkü pist işgal altındaydı. Ne oldu? Oradaki helikopterler geldiler. Orada bir helikopter duvarıyla, işte her türlü nasıl diyeyim, gürültüsüyle, oradaki rüzgarıyla, her şeyiyle o anda boşaltıldığında bizim uçağımızın kalkış süresi 50 saniye. O boşluktan bir istifade fırlayıp gidebilmiştir. İşte Büyükelçi, benim vurgulamak istediğim de bu. Elbette Amerika'nın orada binlerce askeri ve sivil personeli var. Türkiye'ninki daha kısıtlı. Ancak insani açıdan ve uluslararası hukuk açısından, aynı zamanda harp hukuku açısından, gerçi orada bir savaş da yok, bu bir tahliye hareketi. Pilotun orada gaz kesmesi gerekiyor. C-17 Amerikan uçağından bahsediyorum. Türk pilotunun orada 5 saat kalması bir defa hukuka uygunluğundan dolayı. O da bastırıp çıkabilir. Sevgili hocam. Bu arada 5 saat hocam, ifadesi bir yolcuya ait, hocam, bir yolcunun ifadesi. Ben mukayeseyi bu açıdan yapmadım. Ne, başından da söylediğim fevkalade öğretici çok önemli şeyleri gündeme getiren konuşmalar yapıldı dedim. Yani bundan ufak kuşkum yok. Ben bu mukayeseyi yaparak söylemiyorum. Mukayeseyi başka bir açıdan yaparak söylüyorum. Benim orada meşgul olduğum insani yönden, tabii ben daha iyiyim ama benim orada meşgul olduğum 324 Türk ve benim uçağımdır. Öbür tarafta Amerika Birleşik Devletleri aşağı yukarı 1 milyon kaçmak için uğraşan insan artı saat başı kalkan uçaktır. Dolayısıyla bunların arasında bir fark da var. İnsani tarafı için fevkalade önemli, doğru. Ama diğer tarafta bunu da görmek lazım. Sayın... Netice itibariyle, evet, bitiriyorum efendim. Son söyleyeceğim de şu. Yani bitirdim zaten de şey olarak. Burada açıkça Afganistan meselesiyle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin kendinden beklenmeyecek bir başat güç olarak, kendinden beklenmeyecek kadar büyük hatalar yaptığını ben söylemiyorum. Bizzat Putin ve Lavrov en son kendileri de bu açıklamayı yaptılar. Beklenmeyecek kadar korkunç hatalar yapıldı ve bu noktaya geldiler. Şimdi en akıllı politikayı Rusya ve arkasından da el altından Çin gütmüştür. Bekleyin, yakında Rusya ve Çin'in burada nerelere gelebileceğini de hep beraber yaşayıp tartışmamızı sürdüreceğiz efendim. Çok ben teşekkürler Sayın Özülker. Çok kısa alayım. Sorayım. Uluç Bey, şimdi bir anlaşmadan, evet, bahsettiniz ya, Amerika Birleşik Devletleri'nin, evet, Taliban'la merkezi hükümetin bir uzlaşma içerisinde bir yönetim kurması konusunda, değil mi? Bu anlaşma, evet, maddelerinden bir tanesiydi. Peki, hayır, bu şey protokol. Protokol. Doğru. Yani süreç öyle ilerleyecekti ama bugün bambaşka bir tabloyla karşı karşıyayız. Birinci adımda Taliban bu anlaşmaya aykırı bir şekilde bölgeleri, ne derler, ele geçirilmeyecek bölgeleri bile hızlı bir şekilde ele geçirerek anlaşmaya aslında aykırı davranıyordu ve bu Amerika'nın gözetimi altında oldu. Eğer size şimdi şunu sormak isterim. Eğer Amerika Birleşik Devletleri böyle bir kaos istemediyse, yani Taliban'ın bu şekilde Kabil'de ele geçireceğini, geçirmesinin olası sonuçlarını hesap edebilirsiniz. Onlar da hesap edebilirler. Eğer böyle bir sonuç istemiyor idiyse, o zaman bu anlaşma maddelerinde uygulanmasında neden garantör olmadı? Yani hadi diyelim ki askerleri çekti, 20-25 bin askeri vardı, onları çekti ama dedi ki bak biz sizinle Doha'da böyle bir anlaşma yaptık, merkez hükümet de bunda var. Asla ve asla şeyi, ülkedeki toprakları tek başınıza işgal etmeyeceksiniz. Kabil'e yaklaşmayacaksınız. Hatta Kabil'le müzakerelerde de ben size hakemlik yapacağım. Dolayısıyla bir ortak yönetime gideceksiniz diye
ağır bir baskı kursaydı, yani varlığını oraya sadece bu anlamda koysaydı, bu anlaşma daha etkili şekilde yürümez miydi? Yürürdü değil mi? Çok basit şekliyle bunun arkasındaki neden yine ben dönüp dolaşıp Amerika'nın yanlış hesabından kaynaklandı diyeyim. Ama bakın hesaptan bahsetmiyorum. Çok hayır, basit. Hayır, ama bundan bahsetmek şart şu manada. Amerika Birleşik Devletleri bizzat Biden de söyledi. Biz en az 6 aydan evvel Kabil'e veya diğer şeylere de Taliban'ın gelebileceğini düşünmedik. Uluç Bey, biz sizinle bir buçuk aydan beri bu Afganistan meselesini haritada uzman Mete dahil olmak üzere herkes konuşuyor. Ankara'dan konuklar da İsmail Kıpekin de konuşuyor ve biz gitgide Taliban'ın bölgesel olarak alanı genişlettiğini harita üzerinde görüyoruz. Hatta 6 ay falan Kabil'e kadar gelir derken bir ay içinde geleceğini bu stüdyoda zikrettik. Yani böyle açık açık söyledik. Zaten CIA raporu revize ediyor zaten. Doğa ne zaman yapıldı? 6 ay evvel. O zamanki koşullar altında hala Amerika 300 bin tane asker var. Bunlar zaten direnecekler. Oradaki hükümete de ben her istediğimi yaptırabiliyorum, zaten benim adamım vesaire. Bu hesapları, bu gelişmeleri doğrudan doğruya bu şey üzerinde, varsayımlar üzerine kuruyordu. 6 ay evvel Doha bu. Bugünkü koşullarda ben daha ileri gideceğim biraz sonra tartışma açıldığında. Net bir biçimde benim oradaki askerimle ilgili, bu şeyde benim askerimle ilgili hüküm de var. Bunların hepsi kadük olmuştur artık. Bunların hiçbiri geçerli değildir. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin yanlış hesap dediğim bu. Oturup ileriye dönüş olarak bakıp da burada 6-8 ay daha zamanım var. O zaman zarfında her ikisinin de bileğini bükerim ben. Bunları bir araya getirip oradan bir bütün çıkarırım. Hatta daha ileri gideyim. Toplantıyı İstanbul'a nakletmelerinin arkasında dahi bu gerekçe vardı. Müslüman bir ülke, tarihte burada var olan bir ülke olarak, sevilen halk tarafından bir ülke olarak Türkiye'yi devreye sokarsam bu mesele çok daha kolay halledilebilir. Düşüncesiyle Doha'yı İstanbul'a taşıdı. Yani buraya kadar Amerika Birleşik Devletleri hesabını kitabını yaptı ama yanlış hesap Bağdat'tan döndü. Şimdi Biden diyor ki biz bu hesapların hepsini yapmıştık ama bir anda ne yazık ki. Aslında Taliban da burada şaşkın. Yani Taliban da birden her şeyi önünde ve elinde buluverdi. Ne yapacağını o da bilmiyor. Mesela Kabil'e girdi, başkanlık sarayına girdi. Ama öbür tarafta da havaalanında bir şey yapmıyor. Elindeki güçle havaalanını bastırsa ki şu sırada. Ama orada şey çünkü yok. Amerika Birleşik Devletleri var karşısında, o yüzden yapmıyor. Ben de kontrollü kısmını zaten orada arıyorum. Eğer Taliban kendi kendi motivasyonuyla, kendi örgütsel amaçlarıyla, bakın ülke devlet amacıyla demiyorum. Taliban bana göre bir örgüt, devlet falan değil ya da bir siyasi hareket değil, bir zaten, örgütten bahsediyoruz. Zaten Birleşmiş Milletler terör örgütü olarak. Evet, bir örgüt. Örgüt motivasyonuyla hareket etmiş olsa orada vuracağı hedef, yani çünkü kendini İslami bir şeriat devleti ilan ediyor. Tırnak içinde savaşacağı kafirler hemen havaalanının orada. Niye onlara saldırmıyor? Bu da aralarındaki, Amerika ile aralarındaki mutabakata bağlıyorum. Yani işte ben haklısın orada. Doha'yı aslında Taliban kabul etmiş durumda. Orada çünkü kendi lehine bir sürü hüküm tabii, var. Tabii. Ve diyor ki Amerika buradan çünkü ileride Amerika ile yine işbirliği yaparım düşüncesi de var kafasında. Tabii. Onu düşman olarak da öldürüp karşısına almak istemiyor. Evet. Dolayısıyla kapıları da kapatmıyor. Amerika tahliyesini bitirene kadar bendenizde burada herhangi bir şekilde onlara dokunmam. Taliban'ın da burada iç politika dış politika açısından bir hesabı kitabı var. Bütün mesele Amerika mesela 650 tane asker bırakıp burada gitmişti. Bununla yeter diye. Şu anda 6000'e çıkardı. O da yetmiyor. Daha fazlasını da gönderecek. Ben de diyorum ki Bilgelciğim, burada çok büyük 3 tane şey var. Birincisi zamanlama hatası. Zamanlama hatası dediğiniz gibi bunun 1 Eylül'e kadar geri çekilmenin tamamlanacağı ifade edilmişti. Halbuki Taliban... Belki değil diyorlar hocam şimdi. Uzayabilir bu tahliye diye de yeniden... Açıklama yaptı Amerika. Şimdi şunu bir söyleyeceğim. Bitiremeyebilirim dedi. Şimdi ikinci husus şu. Taliban bir hamle yaptı. Sıkıştırdı yolları. Neden? Sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece meydanla bu iş çözülecek bir mesele değil. Evet. Ülkenin küçük bir bölümünün Kabil meydanı. Bir de takdir edersiniz ki buradaki olaylar sivil meydan. Askeri meydan tam koruma altında ve Türk ordusu askeri meydanı koruyor. Yani kalkış esnasındaki farklılık da oradan kaynaklı. Sayın